tevarüs sisteminde şöyle bir ana kaide vardır. Hükümdarın ilk eşinden doğan en büyük oğlan tahtın ana varisidir. Ancak Teoman'ın ikinci eşinden doğan Teoman'ın ikinci eşinden doğan diğer kardeşini Teoman'ın ikinci eşi tahta geçirmek istiyor. Ancak töre gereği bunun mümkün olmaması Teoman'ı farklı bir yola itiyor. Bu yol neydi? Doğuda bulunan komşuları Yüeçilere Mete'yi rehin göndererek sonrasında da Yüeçilere saldırı planı yaparak bu sırada rehin olan Mete'nin ortadan kaldırılması ve ikinci eşinden doğan çocuğun veliaht tayin edilmesi gibi plan kurguluyor kendince. Bu planı yürütmek için öncelikle barış çerçevesinde barış yapılacağı açıklamasıyla oğlu Meta'nı Yüeçilere rehin olarak gönderiyor. Sonrasında ise aradaki husumeti bahane ederek Yüeçilere saldırma girişiminde bulunuyor. Ancak Mete o dönemin genel Hun toplumunda sevilen, aksakalları tarafından ilham görülen bir genç olmasından dolayı öncesinde haberdar ediliyor. Bu haberi alan Mete de o kaynaklarda meşhur olarak bahsedilen doğru atına atlayıp Yüeçilerden kaçarak Hun topraklarına geri geliyor. Bu şekilde babasının komplosu bozuluyor ve babası kendisinin yaptığı bu komplodan dolayı kendisini suçlanmaması için Mete'ye 10 bin ailelik bir oba tahsis ediyor. Ancak Mete babasının bu olayı unutturmasına rağmen kendisi bu olayı unutmuyor ve kendisine verilen birlikle beraber askeri talimlere başlıyor. Hepinizin de bildiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü olarak Mete'nin tahta çıkışı kabul edilir. Çünkü orduda onluk sistemi bulan ve disiplinli ordu nizamına geçen Mete Han'dır. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyor. Kaynakların bize anlattığı şekilde ifade edecek olursak. Mete emrine verilen 10.000 kişilik tümen ile eğitimlere başlıyor. Bu eğitimler esnasında kendi buluşu olan ıslık çalan bir ok kullanıyor. Bu ok bir kemik ucunun delinmesiyle birlikte atıldığında ıslık seçtiğinde ses çıkarmasından dolayı ıslık çalan ok olarak biliniyor. Mete bu okunu attığında okunun nereye giderse diğer mahiyetinde bulunan 10.000 atlının da oraya ok fırlatmasını istiyor. Ve bu eğitime başlarken ilk başta çok sevdiği doğru atına ok fırlatıyor. Islığın ata doğru gittiğini gören bazı Hun askerleri yay çekmekte tereddüt ediyor. Bundan sonra Mete yay çekmekte tereddüt eden bütün Hun askerlerinin orada başını vurduruyor. Daha sonra Mete bir gezi sırasında çok sevdiği eşine oku fırlatıyor. Islığın Mete'nin eşine gittiğini gören Hun askerleri yine bazıları tereddütte kalarak yay çekmiyor. Mete yine orada yay çekmeyi tereddüt edenlerin başını alıyor. Sonrasında bir sürek avı sırasında Mete bu sefer okunu babasının atına atıyor. Ve bu sefer hiçbir Mete'nin evindeki Hun askeri tereddüt etmeden Teoman Yapkun'un atına okunu fırlatıyor. Ve Mete artık askerlerin hazır olduğuna inanarak bir sonraki hedefi olan darbe girişimine hazırlanıyor. Mete yine bir sürek avı sırasında bu sefer ıslık çalan okunu babasına doğru fırlatıyor. Ve bunu gören bütün mahiyeti de 10.000 tane oku Teoman Yapkun'a doğru fırlatıyor. Bunun sonrasında Teoman ve onun etrafında olan yani ikinci eşi, evladı ve onun mahiyetinde olan herkes öldürülerek Metehan tahta, Hun tahtına geçiyor.